Video koda hoş geldiniz. JavaScript serimizin bu videosunda fonksiyonları işleyeceğiz. İlk olarak fonksiyon nedir ve nasıl tanımlanır? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Fonksiyon tekrar eden yapıları tekrar tekrar yazmak yerine bir kez tanımlayıp oradan çağırmamızı sağlar. Şimdi de bir fonksiyon nasıl tanımlanır? Bunu gösterelim arkadaşlar. Bir fonksiyon tanımlayabilmek için ilk olarak function yazıyoruz. Sonrasında bir boşluk bırakıp fonksiyon adını yazıyoruz arkadaşlar. Örnek olarak JavaScript alarm diye bir fonksiyon oluşturayım. Sonrasında ise parantez açıp kapatıyoruz. Buraya daha sonra göreceğimiz parametreler gelecek arkadaşlar. Sonrasında ise fonksiyon içerisinde kod alanı oluşturabilmek için süslü parantez açıp kapatıyoruz. Bu şekilde bir fonksiyon tanımlaması yapılıyor arkadaşlar. Şimdi fonksiyonların e, kullanımına örnek verecek olursak örneğin e, her sayfada kullanılan yorum alanı aynıdır arkadaşlar. Sadece içerisindeki veriler farklıdır. Bu ve bunun gibi birçok yapıyı fonksiyon kullanarak tekrar tekrar kodu yazmak yerine buradan çağırabiliriz. Şimdi örnek olarak bir fonksiyon yazdık. Bunun içerisinde de, alarm dediğimiz için alert komutunu kullanarak e, bu bir fonksiyondur yazalım örnek olarak. Sonrasında ise bu fonksiyonu istediğimiz yerde çağırabiliriz arkadaşlar. Burada kullandık. Ee, ve sonrasında ise şu şekilde çağırıyoruz. Sadece fonksiyonumuzun adını yazıyoruz ve parantezleri açıp kapatıyoruz. Bu şekilde bir fonksiyon kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Parantez açıp kapatmamızın sebebini birazdan parametrelerde göreceğiz. Şimdi bunu çalıştıralım isterseniz. Gördüğümüz gibi bu şekilde geldi. Bunu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi iki kez ekrana bastı. Bunu direkt fonksiyon şeklinde bu şekilde de kullanabileceğimiz gibi bunu bir değişkene eşitleyip de kullanabiliriz arkadaşlar. O da şu şekilde var deyip burada fonksiyon adını yazıyoruz. Sonra bunu eşitliyoruz bir fonksiyona. Bu şekilde de bir kullanımı var arkadaşlar. Nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ise bir tane değişken oluşturalım ve bu değişkeni de fonksiyona aktarıp öyle çağıralım arkadaşlar. Var isim diyelim örnek olarak. Video kod dedik. Sonrasında da buraya örnek olarak ismimizi de yazalım. İsim yazalım. Artı diyelim. Bu şekilde çalıştırdığımız takdirde de gördüğümüz gibi dışarıdan fonksiyona bir değişken aldık arkadaşlar. Şimdi ise videonun başında bahsettiğim parametre özelliğini gösterelim. Parametrelerde fonksiyonlara değer göndermek için kullanılır. Hemen bir örnek gösterelim. Aslında şuradaki yapıya benzer yani bir değişkenden çekmek yerine direkt fonksiyon içerisinden gönderiyoruz arkadaşlar. Burada örnek olarak ismimizi yazalım. Sonrasında da burada arkadaşlar buradaki değişkene bir at vermemiz gerekiyor. Burası da isim olsun. Burada yine aynı şekilde isim diyerek bu şekilde çağırabiliriz. Gördüğümüz gibi çağırdık arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir toplama fonksiyonu yazalım bunları silip. Function dedik. Topla diyelim örnek olarak. Sonrasında ise x ve y diye iki tane parametre alsın. Burada toplama işlemi yapacağız arkadaşlar ve bunu döndüreceğiz. Yani bu fonksiyonun sonucu olarak şu diyeceğiz. Bunu da yapabilmek için Return komutunu kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Return ya fonksiyondan çıkmak için ya da bir değer döndürmek için yani fonksiyon sonucunda bu çıktı diye bir değer döndürüyor arkadaşlar. Onu yaz yazabilmek için return diyoruz. Return dedik x artı y diyelim burada toplama işlemi yapacağı için burada arkadaşlar hem çıkıyor fonksiyondan hem de x artı y olduğunu söylüyor bu fonksiyonun sonucunun. Şimdi burada topla fonksiyonumuzu kullanalım. Ve örnek olarak... 9 virgül pardon burada artı kullanmayacağız dikkat edin virgül kullanacağız. Bu şekilde yaptığımız takdirde çalışacaktır arkadaşlar. Burada return ekrana basma değil dikkat edin döndürmek için kullanılır arkadaşlar. Programda arka planda bunun sonucunu bize söyler. Ee, bizim bunu yazdırabilmek için yine ya da yine alert komutunu kullanarak bunu yazdırabiliriz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi sonucunu bize bastı. Burada şöyle de yapabilirdik. Sonuç. artı şöyle yapalım. Daha düzgün gözüksün. Gördüğümüz gibi arkadaşlar sonuç 37 olarak bize döndürdü. Bunu yine az önce yapacaktım vazgeçtim. Tekrar yapayım. InnerHTML html kullanarak html'deki yapının içerisine aktaralım. Bunu topla diyelim. 7,8 diyelim örnek olarak. Gördüğümüz gibi ekrana da basmış olduk arkadaşlar. Burada arkadaşlar istediğimiz kadar parametre gönderebiliriz. Örnek olarak bize sayısı daha ekleyelim. Burada. Sonra ise bu iki sayıyı toplasın. Sonra Z'ye bölsün arkadaşlar örnek olarak. Burada yine yapacağımız şey virgül deyip burada 7 ile 8'e bölecek. Örneğin 3'e bölelim. 7 ile 8'i toplayıp 3'e bölecek arkadaşlar. Burada yaptığı şey bunun buradaki 3 sayıyı buradaki x, y ve z'yi eşitlemek olacaktır. Burada x, y, z sayıların yerine yazdığımızda bize ekranda sonuç 5 olarak döndürecektir arkadaşlar. Dediğim gibi fonksiyonları birçok farklı alanda kullanabiliriz. Bu dersimizin de burada sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Anlamadığınız bir bölüm olursa bana Facebook'tan ve yorum bölümünden de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.